Kaner sana sormak evet. istiyorum. Şimdi e, Sergen Yalçın da Hakem'in yönetimini eleştirdi hı hı. ama Antalya tarafında ciddi anlamda bir memnuniyetsizlik var ki e, tartışmalı da bir pozisyon var. Veysel Sarı'nın pozisyonu, evet. ikinci sarı kartı gördüğü pozisyonu o Anla ilgili senin görüşünle çünkü hani şimdi izliyoruz izleyenler bir kere iki kere defalarca izlediğinde görüş ayrılıkları oluşuyor ama zaten burada görüş birliğinin oluşması çok zor oluyor böyle doğru. konularda. Sence o ikinci sarı kart doğru muydu? Şimdi şöyle aslında şanssız bir lig izliyoruz çünkü yeterince kamera açısından pozisyonları göremediğimizi söylesek herhalde yanlış olmaz. Çünkü çok az sayıda açıdan görüntü bizim önümüze geliyor. Ancak başka ligleri elit seviyede izlediğimiz zaman çok daha fazla kamerayla çekilen ve farklı açılardan da pozisyonları görebileceğimiz çok daha detaylı açılar olabiliyor. O yüzden Veysel'in pozisyonu ile alakalı şu ana kadar gördüğümüz açılardan çok net bir şey söyleyemiyorum. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilir. Josef'in Hakan Özmert'e attığı <laughs> dirsek. Zaten Hakan da fotoğrafını paylaştı ve çok net bir şekilde yüzünde eğer ki çıkışta biriyle kavga etmediyse, soyunma odasıyla biriyle yumruklaşmadıysa yüzünde bir net bir şişlik var. Burada bir kırmızı kart atlanmış gibi gözüküyor. E, hakem performansı Antalya cephesinden bakarsak olaya e, düdük asması gerekiyor diyor adamlar. Ki yani, Antalya Spor'da Hakan'ın fotoğrafını paylaştı. Evet, yani Biraz Sergin Hoca, bir imalı bir e, cümleyle hatta. Çünkü Sergin Hoca şu ifadeyi kullandı. Yerde yatan oyuncularla alakalı... Ne, ne demişti? Öldüler zannediyoruz. Sonra koşmaya başlıyorlar tarzında. Tırnak içerisinde. Böyle ifadede bulundu. Antalya'da boşa yerde yatmıyoruz dedi ve Hakan'ın fotoğrafını paylaştı. Yani Burada hakemlerin çok ciddi bir pas geçmesi var. Mesela bugün Sapun Aron'un pozisyonu. Hiçbir Hı. şekilde dokunmayan oyuncuya çift sarı kart, kırmızı karttan atıyorsunuz. Yani trajikomik kararlar, hakem kararları çıkıyor ve çıkmıyor da. Çıkıyor ve çıkmıyor. Çıkartılan kartlar çıkmayan kartlar. Böyle tamamen trajikomik bir lig izliyoruz. Ee, ve İşin garip tarafı bu yönetimleri maç sonrası eleştirdiğiniz zaman 20 gün, 30 gün, 40 gün ceza alıyorsunuz. Yani kötüye kötü demek de suç. Böyle bir durum da var ligde ne yazık ki. O yüzden bugün ben hakem adına sadece Beşiktaş maçında değil, gündüz kuşağında oynanan maçlarda da yine evet. çok kötü yönetimler vardı. Şimdi Antalya Spor aynı zamanda hani Alper Ulusoy ile ilgili bir daha hani süperlikte maç yönetmemeli ben çok ağ ağır bir açıklama o, 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 olduğunu o, o düşünüyorum. Öyle yani öyle. ne oldu maç? Tamam ikinci sarı e, standartsızlık var niye? Gezal Josef e, ki bence sarı pozisyonlar dirsek çıkış falan orada verilmeyip burada ikinci sarıdan e, Beysel'in atılması evet standartsızlıktır. E, çünkü ona çalınıyorsa diğerlerine de sarılar çıkması lazım. Ama ikinci sarıdan atılan ya da verilmeyen sarı verilen sarılardan düdük asacak. Ya ne maçlar oldu bu ülkede ne maçlar birinden alınıp birine verildi. Düdük asmak hikayesi çok çok ağır e, bir şey. Alper Ulusoy'un iyi hakem olduğunu ben de düşünmüyorum zaten. Sezon içerisinde bir sürü hikayeler, bir sürü hakem hataları oluyor. Ama bugünkü maçta kartlar üzerinde standartsızlık olduğunu söyleyelim. Çünkü orada Veysel'in atıldığı yerde Veysel atılıyorsa, evet Josef'in, Gezal'ın orada e, elin, çünkü veriyorlar buna. Larin hı hı. şeyde atıldı derbide değil mi? Kadıköy'de. Tabii, ben de o pozisyonu atıldım. E, 50 yani. dakika falan 10 kişi oynadı Beşiktaş. E, Atıyorlar elin yüze temasını ama birine verip öbürüne çıkmadığın zaman bu sefer standartsızlık ortaya çıkıyor. Bu minvalde bu eleştiriyi anlayabiliriz, anlamak durumundayız anlayalım. Ama hani düdük asmak falan yani çok çok da neler oluyor bu ligde maçlar oradan alıp o tarafa veriliyor. Neler oluyor yani şöyle bir kısa dönemde hafızası zorlayalım. Yani düdük asmak çok ağır bir şey durum. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Ee, bence de düdük asma noktasında gelirsek hakem bulamayacağız yani maçları yönetmek için. Ee, biraz da yardımcı olmak lazım bu insanlara. Ee, benim genelde <laughs> kabul etmeyeceğim hakem tutumları şöyle oluyor. Bariz bir şekilde bir takımı ezmek kararlarla. Ee, bu mesela maça baktığın zaman çok belirgin bir penaltı kararı ya da kırmızı kar kararı göremezsin. Skora direkt etki etmiş bir karar göremezsin ama maç boyunca bir takıma takdir hakkını sürekli diğer tarafı kullanıp bitirebilirsin bir takımı e, sürüklese etmek. Bazı ha. hakemler böyle bunu görmüştük. Evet. E, bu noktada ben mesela düdük asma falan filan işlerine katılırım. Ama bugün maçtı, öyle bir maç, bu değil yani. bir maç e, değildi. Standartsızdı. Evet, edin start, edin evet o sarıysa bu da sarı. O sarıysa bu o zaman bir level üst e, hamleydi. Kırmızı olmalıydı gibi nokta kararlar var. E, sarı kart pozisyonunda da bence e, hakem kararına bırakılması gereken bir şey. Taner'in dediği gibi pozisyon açılarından bizim tam tutabileceğimiz bir durum yok. Bir de her iki tarafında da söyleyeceğim. Mesela faal değil diyen adama da yok canım böyle saçma şey mi olur diyemezsin. Faal diyen adama da bunu diyemezsin. O yüzden He. hakimin kararına bakmak lazım. Kart konusunda da eğer faal çalınıyorsa pozisyon kartlık. Çünkü ümit faalinden hata dönüyor. Larin 60 geçiyor. Ceza sahasına giriyor. Yani orada faal verdikten sonra kartı vermek zorundasınız. Ya da faal değil. Ya, o yüzden yani sarı kart pozisyondan önce e, faul mı değil mi konuşmak lazım. Hakemin de enteresan bir vücut dili var o sırada. Yani sanki başka tarafı <laughs> işaret ediyor. Yok o şeyi yapıyor. Yani şunu yapıyor. Ben gördüm o senin dediğini. Evet. Böyle ters tarafa faul veriyormuş gibi görünüyor. Evet. O aslında Veysel'e şunu anlatıyor. Bu yüzden Bunu sarı kart veriyorum. Diyor. Ha ona hareketini tarif istiyor. ediyor aslında evet. Evet. orada. Evet. Birkaç pozisyonda çok da alme yani şeye Oğuzhan'a böyle bir tıklaması var. Kayarak çift kalarak mesela orada da bir es geçildi. Mensa'nın pozisyonunda da e, hani böyle e, sanki bakmıyor pozisyona vermiyor gibi. Ya, karşı tarafta da değil top hani avantaj da yok. Bekliyor sonra Alper Ulusoy'un e, yani süreç içerisinde mesela ayağa basmalarda özellikle ayağına basılan oyuncuya verdiği kartlarla meşhurdur Alper Ulusoy. <laughs> yani geri dönüp baktığın zaman 3-4 tane maç böyle çıkartabilirsiniz. E, yani bugünkü performansı da o minvalde iki tarafı da tatmin etmedi ama e, Beşiktaş adına puan kaybını bugün e, şey değil yani Alper Ulusoyluk'a hakemlik evet. bir durum yoktu bu minvalde Bu arada Sergen Yalçın'ın yere yatan oyuncuları isteyen de aslında çok geniş zamanla eğilen olduğunu düşünüyorum sadece bu maçlık değil e, Hakikaten bazı e, maçlarda oyuncular bunu kullanıyor bence ligimizin <laughs> eksi yazan Teknik Teknik adamlar birisi. da kullanıyor bunu. Evet. ligimizin maalesef eksi yazan zeminlerle birlikte bu konu da eksi yazan bir şey. Bunun bunu kötü suistimal eden birçok oyuncu olabiliyor. Premier Lig mesela sadece bizden kalite olarak yukarıda değil. Orada bir oyuncu yerde yattığı zaman kendi takım kaptanı tutup kaldırıyor. Böyle evet. Biz puan alacaksak böyle almayayım diye tutup kaldırıyor omuzundan. o yüzden bizim de Öncelikle bu oyuna değer vermemiz lazım. Şimdi Beşiktaş-Trabzon spor maçına döneyim değil mi? İlk faul düdüğü 26. dakikada mı çalındı? Bu bir rekordu galiba. 26. Evet. Ee, ve mesela biz maç boyunca, maçın sonunda özellikle, 5 yaşında kaybettiği bir maç. Ee, hiç hakem meselesi, mesela hiçbir programda, hiçbir yerde yani hakemin, Halil Umut Meler'in e, maçın sonucunu etkilediğine dair bir şey konuşulmadı. Çünkü niye? Burada oyuncu niyetleri de devreye evet. giriyor. Oyuncu niyetleri nasıl devreye girdi? Maç boyunca biz bunu hissettik. İşte o e, maçın başında Abdülkadir sakatlandı, Rozier gitti sarıldı, vida topu taça attı, 11-11 oynansın diye. Evet, evet, Kuban orada Rıdvan'ı hani giderken gol'e sağ taraftan lif atınca topu taça attı. Yani bu ta maç sonunda Rozieri gitti, Flavio teselli etti. Bu hakemin de ön plana çıkmamasını, oyuncu iyi niyeti e, de bize gösterdi. Mesela Hoca'nın bugün eleştirilerinden biri şeydi. Malatya Spor'u çalıştırıyordu Sergen Hoca. Bir Sivas teplasmanına gitti. Ya da iç saydı. Tam orayı hatırlamadım. Çok etkili bir oyun oynadı. Sivas Spor'da bir kontra atakta golü buldu. Tamam mı? Maç sonu Hoca çok sinirlendi. Aynı bugün sinirlendiği gibi. Hani böyle top oynanmaz diye. Sonra birkaç hafta sonra Vodafone Park'a geldi. Yeni Malatya Spor'la Beşiktaş'la oynadı. Ve Beşiktaş'ı yendi. Çok kapalı bir oyun. Ee, bir kontra atak tamam, beşiktaşın çok... evet, gibi. baskın oynadığı bir oyunda beşiktaşın Sergen Yalçın kazandı maçı 1-0. Sonra maçtan sonra şunu gördük. Hoca dedi ki sinirlenmiş belli. Bundan sonra da ben de böyle oynayacağım evet. dedi. Gittim dedi geçen hafta dedi biz çok iyi oyun oynadık dedi. Bir golle bir pozisyonda gol buldular. <laughs> ben de dedi, dedi bundan sonra bak sonuç alıyorum. Ben de böyle oynayacağım. Madem herkes böyle oynuyor dedi ama şimdi bağlasan durmaz Sergen Yalçın öyle bir adam evet. değil zaten. Hani ne tavrı ne öğrenci şey öğrenciyken oyuncuyken ne böyleydi. Ne teknik adamlığı da böyle yani ...agresif oyunu seven, önde oyunu seven, aktif oyunu seven bir teknik adam... ...sonra da yapmadı zaten Sergen Hoca bunu. Ama Anadolu takımları yapıyor. Bunu da çok, hani adam böyle oynuyor. Sen de zaten büyük takım olduğun için sana çilingir lazım. Bu işleri açıyor olman lazım. Bugün çok onu beceremedi, başaramadı yani. Şimdi izleyicilerden de tabii tweetler geliyor. Nasıl işte böyle söylersiniz maçı etki etmedi dersiniz ya. Hakem Eyleştir'i tabii geçmişi hatırlatıyorlar. 6 saniye kuralı Galatasaray maçını hatırlatıyor.